Ceyda, teşekkürler. Florometin Oktay tesislerinden biz de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Galatasaray İstanbul Spor maçı öncesinde son antrenmanına birazdan başlayacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleşiyor. Öncesinde Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur'un açıklamaları vardı. Ben hemen sözü fazla uzatmadan kameranın önünden çekileyim ve kameraman arkadaşım Erdal Balcı buradaki görüntüleri sizlere canlı canlı aktarırken ben de hem takıma dair bilgileri hem de Erdem Bey'in açıklamalarından öne çıkanları aktarmaya çalışayım. Şu sıralarda sarı kırmızılı oyuncular yavaş yavaş sahaya çıkıyor ki şu anda da biz yayına girmeden yaklaşık 5 dakika öncesinden beri Erden Timur ve Kaptan Kerem Aktürkoğlu arasında bir sohbet var sağ kenarında. Oldukça soğuk bir hava olduğunu söyleyelim. İstanbul'un genelinde olduğu gibi Florya'da da bu soğuk hava etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Galatasaraylı oyuncular da yavaş yavaş tek tek sahaya çıkıyorlar şu anda. Eksikler var tabii. Sakatlı olan isimler var. Abdülkerim Bardakçı son maçta bir sakatlık problemi yaşamıştı ve onun bugün antrenmanda olmayacağını, yarın da maçta olmayacağını söyleyelim. Yaklaşık 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülüyor Abdülkerim için. Tabii oyuncunun tedaviye vereceği yanıta göre bu süre uzayabilir, kısalabilir ki bu sezon sıklıkla beklenenden erken dönen, planlanandan erken dönen isimlere tanıklık etmiştik Galatasaray'da. Yine benzer bir görüntü olabilir. Şu anda teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ile birlikte sahaya geliyor. Icardi ile Erden Timur yine kucaklaştılar ki Erden Bey sağ kenarında tüm oyuncularla selamlaştı, kucaklaştı, hepsini sahaya gönderdi. Son olarak da teknik direktör Okan Buruk'la da yine selamlaştılar. Okan Hoca da şu an hem sohbet halindeler hem de saha içerisine geçecek. Az önce eksiklerden bahsetmiştik. Abdülkerim Bardakçı'nın bir sakatlığı olduğunu ifade etmiştik. Sergio Oliveira'nın yine bir süredir devam eden bir tedavisi var. Ülkesine gitmişti ve onun dönüşü bekleniyor. Onun da yine beklenenden önce dönebileceğini ifade edelim. Hakim Ziyech ve Cedric Bakanbuysa Afrika Kupası'nda yollarına devam ediyorlar. Milli takımlarıyla birlikte İstanbul Spor maçı öncesinde son antrenman tabii Trabzonspor karşısında elde edilen bir galibiyet. Farklı bir galibiyet. Gerçekten bir anda ligdeki dengeleri değiştiren, Fenerbahçe'nin de puan kaybıyla birlikte ligdeki dengeleri değiştiren bir galibiyetti. Bu antrenman öncesinde de Erden Bey yine bu minvalde açıklamalarda bulundu ki özellikle Sivasspor maçının hemen ardından gerçekleşen bir basın toplantısı vardı. Orada kenetlenme çağrısında bulunmuştu hem Başkan Dursun Özbek hem ikinci Başkan Metin Öztürk hem de Sayın Erden Timur. Bu mesajı yoğun bir şekilde vermişlerdi ve bugün de aslında benzer yönde açıklamalarda bulundu Sayın Erden Timur. Soyunma odasındaki yazılı olan, ifadeden Galatasaray'ın mottosu haline gelmiş olan "Tarihi kimler yazar?" başlıklı metinden bahsetti ve Mayıs ayında yeniden şampiyon olmak istediklerini, tek düşüncelerinin, tek hedeflerinin bu olduğunu ifade etmişti. Tabii gündemde çok fazla seçimle ilgili, Galatasaray'da Mayıs ayında bir kongre süreci var. Bununla ilgili durumlar çok fazla konuşuluyor. Mayıs ayı bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı şeklinde bir ifade kullandı. Yönetim olarak Okan Hoca da bu arada basın mensuplarının olduğu noktaya doğru geliyor. Okan Hoca'nın da yüzünün güldüğünü görüyoruz. Çoğu zaman olduğu gibi basın mensuplarına hoş geldiniz dedi. O da şu an saha içerisine doğru geçecek. Bu arada şu bilgiyi paylaşalım. Bugün transferiyle ilgili çok fazla haber özellikle İtalyan basınında yer almıştı. Angelinho, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isim. Angelinho biz Steyis'e geldiğimiz esnada bireysel olarak çalışıyordu. Şu anda antrenman sahasında göremiyoruz. Onun da tabii bu transfer süreciyle ilgili bir durum olabilir. Eğer gözümüzden kaçmadıysa saha içerisine girişiyle ilgili durum. Bireysel bir çalışma gerçekleştiriyordu. O da antrenmana çıkmamış gibi gözüküyor. Transferiyle ilgili sıcak süreçler yaşandığını söyleyelim, sıcak saatler yaşandığını söyleyelim. İtalya'da özellikle Roma kulübüyle bir takım temasları var. Torino ile olan temaslardan bahsediliyor. Erden Bey'e antrenman öncesi bu durumu sorduk. O da menajerinin yaptığı görüşmelerden bahsetti ama tabii ki kulüp ismi vermemiz doğru olmaz. Sadece oyuncu tarafı görüşmelerini sürdürüyor. Onlar bir karar verecekler ve Leipzig kulübü de bu konuyla ilgili bonservis pazarlıklarını yapacak şeklinde bir ifadeyle soruya yanıt vermişti.
yine oyuncularla ilgili sezon başından beri yapılan eleştiriler, geçen sezondan beri yapılan eleştirilerle ilgili biraz sabırlı olmak gerekiyor, acele etmemek gerekiyor değerlendirmelerde bulunmak için şeklinde oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor, kenetlenmemiz gerekiyor ifadesini kullandı ki Galatasaray'da Sivas Spor maçının ardından beri o ilk basın toplantısından bu yana zaten genel manşet olarak, genel başlık olarak bu ifadenin yer aldığını söyleyebiliriz. Yarın İstanbul Spor karşısında sahada olacak Sarı Kırmızılılar. Sonrasında pazartesi günü Gaziantep'le iç sahada karşı karşıya gelecek ve sonrasında ise Samsun Spor deplasmanına gidecek. Galatasaray takımı şu anda antrenmanın ilk bölümü bir ısınma çalışması, açma germe çalışması, sonrasında toplu çalışmaya geçecek Galatasaray takımı. 15 dakikalık süreci dediğimiz gibi basına açık olarak gerçekleşiyor ve sonrasında da taktiksel çalışma olacak. Hemen şöyle nasıl bir kadro olabilir ondan bahsetmekte fayda var. Abdülkerim'in yokluğunda Davinson Sanchez'le birlikte Victor Nelson yarın savunma hattını oluşturacaklar. Davinson Sanchez'in de sarı kart ceza sınırında olduğunu söyleyelim. Yarın kart görmesi durumunda Antep karşısında forma giyemeyecek. Savunmanın sağında yine Sasha Boya olacak. Sol tarafta Kaan Ayhan'ın yine görev almasını bekliyoruz ki Trabzonspor karşısında önemli bir performans ortaya koymuştu. Kaan yine savunmanın solunda Okan Hoca'nın onunla yola devam etmesini bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde Kerem Demirbay, Torreira ikilisi. Onların önünde Dries Mertens, kanatlarda yine Barış ve Kerem. İleride ise Zaha şeklinde bir ilk 11 beklediğimizi ifade edelim. Bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray'da transfer görüşmeleri süren, transferiyle ilgili artık sıcak gelişmeler beklediğimiz Angelinho'nun antrenmana çıkmadığını ifade edelim. Yavaş yavaş da antrenmanın basına açık olan bölümü sona erecek gibi gözüküyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Abdülkerim Bardakçı, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu. Abdülkerim sakatlığından dolayı, Ziyech ve Bakan bu Afrika Kupası'ndan dolayı, Sergio Oliveira da yine sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Yarınki muhtemel 11'den bir kez daha bahsetmek gerekirse Fernando Muslera, Sasha Boy stoper ikilisi, Nelson Davinson Sanchez sol tarafta, Kaan Ayhan orta sahanın merkezinde, Kerem Demirbay ve Torreira onların önünde Mertens, kanatlarda Barış Alper, Kerem, ileride ise Zaha şeklinde bir ilk 11 beklediğimizi söyleyelim. Icardi yarın sonradan oyuna girip sonradan süre alacak gibi gözüküyor. Bugün son antrenmanda Okan Hoca bir değişiklik yapmazsa şu andaki gidişat o şekilde. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın antrenmanı devam ediyor. Yavaş yavaş basın açık bölümün sonuna geliyoruz. Biz de yayınımızı noktalayıp sözü tekrar merkeze bırakalım.